Baba. Zamanımızda günümüzün şartlarına göre artık bence deneyimlerime dayanarak konuşuyorum. 4 GB RAM miktarı sınırdadır. Sınırdır. İşlemci olarak yine 4 çekirdek işlemci bir sınırdır. Eğer siz bu sınırları geçen bir bilgisayara sahipseniz, ortalama bir bilgisayara sahipsiniz demektir. Şimdi açalım şunları. Öncelikle RAM arkadaşlar. Bizim en büyük, en ön planda olan kıstasımız RAM. Öncelikle RAM'imize bakacağız. 4 GB'tan az RAM'imiz varsa. Yani 3 GB'tır, 2'dir falan filan. Artık 1'den 1 GB ve daha az RAM'lerde artık Linux'tan başka bir seçeneğiniz kalmadı diyebilirim. Linux kullanacaksınız. 4 GB'dan az RAM için. Windows 7. Yalnız Windows 7 arkadaşlar 2025'e kadar tahminimce 2025'e kadar kullanabilirsiniz. Ondan sonra program desteği, sürücü desteği sıkıntısı çıkmaya başlayacak illaki. Bu senelerden önce de çıkabilir. O yüzden Windows 7'yi pek öneremiyorum artık çünkü çok sırt çevrilmeye başlandı. Dediğim gibi en basitinden tarayıcılarda bile sıkıntı yaşamaya başlayacağız. Tarayıcılar güncelleme almayacak. Bunun bize şöyle bir zararı olacak. Bazı sayfalara girememeye başlayacağız. Gün geçtikçe de bu sayfalar artmaya başlayacak. Yani örnek olarak Windows Vista'da Mozilla ya da Chrome çalıştırıp sitelere girmeyi deneyebilirsiniz. Çoğu siteye giremeyeceksiniz açıkçası. Öyle bir sıkıntı çıkacak. O yüzden yeni gözde seçeneğimiz, seçeneğimiz 8.1 arkadaşlar. Onun da modlu halleri, modlular olarak ne demek istedim ben? Şöyle King Kaze, King Hayes ve Ghost Spectre, Ghost Spectre. Neden bunları öneriyorum? Yıllarını bu işe vermişler ve güvenilir ISO yaparlar kendileri. Güvenebilirsiniz o anlamda önerdim. Ya da Atlas OS 20H2 Revios GGOS. Ama 4 GB'dan az RAM'iniz varsa tercihiniz 8.1'den yana olsun arkadaşlar. Windows 7'yi çok önermiyorum. Ee, 3 3'ten de az 2 GB RAM'iniz falan varsa deneyebilirsiniz. Onun dışında 8.1 kullanın. 4 GB RAM'iniz varsa işler biraz daha iyi durumda. Normal, e, orijinal Windows 8.1 kullanabilirsiniz. Performanslı bir şekilde ama biraz ayar yapmanız lazım. Bu ayarları yapmakla uğraşmak istemiyorsanız, yapılmışını kullanmak istiyorsanız yine King Hayes'in 8.1 SL Single Language Performance Edition ya da Pro Performance Edition ikisinden birini internet tarayıcınızda aratıp bulup deneyebilirsiniz. Ki ben de büyük ihtimal 8.1'e geçeceğim bu bilgisayarda bir daha format olursa tekrar performans farkına bakabilmek için. Onun dışında yine Atlasos 20H2 ya da King Hazen'in yine 8.1 değil de Windows 10 için geliştirdiği Performance Edition ya da Ghost Spectre'nin win, modlu Windows 10'u. 4 GB'tan fazla RAM'iniz varsa sizi kutlarım. Güzel bir donanıma sahipsiniz en azından Türkiye şartlarında ortalamaya yakın bir donanıma sahipsiniz demektir bu. AtlasOS kullanabilirsiniz, ReviOS, GGOS kullanabilirsiniz ve yine King Hazen ya da Ghost Spectre'nin Windows 10'unu kullanabilirsiniz. Türkçe dil için. Çünkü Atlas OS ve Revios GGOS'ta bildiğim kadarıyla dil İngilizce'de kalıyor. Değiştiremiyoruz. Ama KingHaze'in ve Ghost Spectre'nin modlamasını o yöntemde değiştirebiliyoruz. Türkçe yapabiliyoruz. Zaten KingHaze yerel bir düzenleyici olduğu için varsayılanı Türkçe geliyor. Öyle bir kolaylığı var. Ve disk olarak yazdım. Eğer HDD diskiniz varsa mümkünse 8.1 orijinal ya da modlu 8.1 kullanın dedim. Çünkü diske çok yükleniyor. Modlu Windows bile olsa bir şey açtığınızda onun diskteki yükü 8.1'e göre daha fazla oluyor. Windows 10 ve Windows 11'de her ne kadar modlu da olsa bu yüzden böyle bir şey yazdım. Windows 7 yazmadım arkadaşlar artık 2000 23'e merdiven dayadık. Maalesef Windows 7 tercih edebilecek durumumuz kalmadı. Tercih edebileceğimiz en düşük Windows 8.1. SSD diskte e, sahipseniz güzel Windows 10 11 kullanabilirsiniz. Atlas, Revios ya da burada önerdiğim diğer sistemler. 4 çekirdek işlemci varsa Yine bunları aslında ayrı ayrı yazmama gerek yok arkadaşlar. 4 çekirdek işlemci varsa zaten RAM'iniz de ya 4 GB'tır ya da 4 GB'tan fazladır. Onun dışında diskinize bakacaksınız. Mümkünse dedim mesela burada. Değilse yine şöyle Evet arkadaşlar diğer hangi Windows videosuna göre biraz e, görsel olarak çok e, şey veremedim sizlere ama fikirlerimi paylaşmak istedim. Şu anda kendim Atlas OS kullanıyorum bu masada bu masa üstünde bir tane dizüstü var e, Atlas OS kullandığımız bir tane Ghost Spectre var dizüstü kullandığımız. King Hayes'in 8.1'inin yüklü olduğu başka bir dizüstü var. Yani bu şekilde evde bayağı bilgisayar var. Her birinde de format vakti geldiğinde değişik değişik şeyler deneyip fikir sahibi edinmeye çalışıyorum. Sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Umarım yararlı olmuşumdur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi performanslı kullanımlar diliyorum. Hoşçakalın.